Baba Torik. İyi haftalar Baba Torik izleyicileri. 23 Şubat günü New York Knicks kendi sahasından Madison Square Garden'dan Milwaukee Bucks'a karşılaşacak. İki takım incelediğimizde New York Knicks uzun süre sonra tekrar iddialı bir konuma geldi ve playofflar için uğraşıyor. Zaten Atlantik grubunda şu anda ikinci sıradalar. 28 galibiyet, 26 mağlubiyetle ki aslında çoktan havlu atmış. Önceki sezonlara bakıldığında çoktan havlu atmış ve çok rahat 40 yenilgisi olmuş bir takımda New York Knicks. Diğer taraftan ise Milwaukee Bucks'ta ise temsilcimiz Ersan'ın İlyosova'nın oynadığı takımda 21-34 gibi bir yüzdeyle oynuyorlar ve onlar da merkez grubunda 3. sıradalar. Biraz az da olsa bir playoff şansları var. Diğer taraftan iki takımın da istatistik liderlerine bakıldığında sayı olarak Amara Stoudemire ve reboundlarda da her şekilde Amara Stoudemire New York Knicks'e her şekilde etkili olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Patrick Jennings, geçen senenin sürpriz isimlerinden, guardlarından olan Jennings'in Milwaukee Bucks'a taşıdığını görüyoruz. Diğer taraftan Bogut'un pot altında etkili olduğunu görüyoruz. İki takım karşılaştırıldığında Milwaukee Bucks daha isimlere yönelik oynayan bir takım. Aslında Bogut, Jennings, Ilyasova bazen çıkıp maçı değiştirebiliyorlar. Diğer taraftan New York Knicks'te ise herkes atıyor. Yani herkes run and gun sistemine uymuş durumda ve herkes atıyor. Özellikle aslında New York Knicks için gelişimin bir göstergesi bence hafta sonu olan All-Star çaylak maçıydı. Landry Fields de buraya katıldı ki Landry Fields ikinci turdan seçilmiş bir oyuncu. Onun bile girmiş olması aslında bir açıdan New York Knicks'te her işlerin niye gittiğini göstergesi. Belki sezon sonunda trade'ler döneminde daha doğrusu free agent'lar döneminde Carmelo Anthony'yi de katabilirler ya. Bunun için de büyük bir uğraş veriyorlar. Playoff'lara girmeleri, playoff'larda iyi skor yapmaları, iyi derece elde etmeleri çok önemli. Aslında karşılaştırdığımızda Felton, Fields, Gallinari, Stoudemire, Chandler gibi isimler her açıdan çok daha iyi, güzel bir basketbol oynuyor. Klasik bir New York maçı olduğu için iki takım da 100 sayının üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama New York Knicks kendi sahasında bu maçı kazanacaktır ve Milwaukee Bucks'ı yenecektir. Baba Torik.